Geliyor değil mi sesim? Tamam, güzel. Evet. Bakalım kimler var? Evet, tamam. Sevgili Sibel, Hasan. Bakıyorum şöyle. Tamam. Değerli arkadaşlarım, öncelikle hepinize merhabalar. Ben Ebru Çorbacıoğlu. Ticaret hukukuyla ilgili sınavdan önce nerelerden soru gelir, değişiklikler nelerdir bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bildiğimiz üzere Kasım 2021'de icra iflas kanunu çok önemli değişiklikler oldu. Ve ÖSYM bu değişiklikleri her zaman sınavda soru olarak sorar. Öncelikle icra iflas kanunumuz en önemli revizyonunu 5 Temmuz 2012 yılında yapmıştır. Daha sonra 2018 yılında revizyona uğramıştır. 2018'den sonra 2021'de Haziran ayında bir konkordato ile ilgili ufak tefek değişiklikler olmuştur. Ve Kasım ayında da satışla ilgili çok önemli değişiklikler olmuştur. Şimdi arkadaşlar, değişiklikler bizim için neden önemli? Değişiklikler bizim için önemli çünkü bir tek bizim dersimizde değil, diğer derslerde de ÖSYM mutlaka değişiklikleri soruyor. Mesela anayasa ile ilgili arkadaşlarım, değişiklikler bizim karşımıza sınav sorusu olarak geliyor. Mesela 2018 yılında iflas ertelemesi kaldırıldı ve hayatımıza yeni konkordato girdi. Konkordato ile ilgili sınav soruları bize 2018'den itibaren sorulmaya başlandı. Öncelikle hemen böyle minik bundan bir bahsetmek istiyorum. Konkordato'da sevgili arkadaşlarım, unutmayalım ki artık icra mahkemesinin görevi kalmamıştır. Artık Konkordato'da ana genel görevli mahkememiz Asliyet Ticaret Mahkemesi'dir. Yine icra iflas hukukuna mutlaka sürelerden soru geldiğini görüyoruz biz. Her yıl çıkmış sınav sorularını Müyesir'de de çözdüm. Orada da gördüm arkadaşlarım. Her yıl mutlaka sürelerden bir soru geliyor icra iflas hukukunda. Bize Konkordato ile ilgili 2018 yılında değişti ve Konkordato'dan da soru sorulmaya başlandığına göre ne gelir soru olarak süre sorusu. Konkordato'da arkadaşlarım, iflasa tabi olsun olmasın herkes Konkordato yoluna başvurabilir. Konkordato borçluyla alacaklıları mahkeme huzurunda uzlaştıran bir prosedürdür. Yani Asliyet Ticaret Mahkemesi huzurunda arkadaşlarım, Asliyet Ticaret Mahkemesi'nin yönetiminde daha doğrusu alacaklılarla borçlu uzlaşmaktadır. Bu anlamda konkordato olduğu zaman, olumlu sonuçlandığı zaman borçlumuz iflas etmemektedir. Konkordato'nun olumsuz sonuçlanması borçlunun iflası nedeni olarak karşımıza çıkacaktır. Konkordato başvurumuzu nereye yapıyoruz? Asliyet Ticaret Mahkemesi'ne yapıyoruz. Çünkü ne demiştik? Ana organ bizim için Asliyet Ticaret Mahkemesi. İcra Mahkemesi'nin konkordato ile ilgili görevi ne oldu? Kalmadı. Ne zamandan itibaren değerli arkadaşlarım? 2018 yılındaki değişiklikten itibaren. Artık konkordato başvurusu bir konkordato projesiyle birlikte Asliyet Ticaret Mahkemesi'nde yapılacak birinci sorum. İkinci sorum, başvuruyla beraber eğer evraklarımızda eksiklik yoksa Asliyet Ticaret Mahkemesi hemen konkordato geçici süresini verecek. Konkordato geçici süresi ne kadar? Konkordato geçici süresi arkadaşlarım, şöyle yapalım. Öncelikle 3 ay artı 2 ay arkadaşlarım. Geçici mühlet sınav sorusu olarak bize daha önce çıktı. Geçici mühlet süresiyle beraber bir geçici konkordato komiseri atanacak. Geçici mühletten sonra eğer konkordatonun başarıya ulaşma olasılığı varsa kesin mühlet dediğimiz bir yıl ve 6 aylık süreler karşımıza çıkacak.
Bu da bizim kesin mühletimiz. Mühlet içinde, verilen süre içinde değerli arkadaşlarım, rehnin paraya çevrilmesi yola takip haricinde takip yapmak mümkün değil. Rehnin paraya çevrilmesi yola takipte de takip yapabiliyoruz ancak ne yapamıyoruz? Satış yapamıyoruz. Dikkat edelim. Konkordato'da soru 1, artık icra mahkemesinin görevi kalmamıştır. Soru 2, geçici mühletimiz 3 ay artı 2 ay, hasta ticaret mahkemesi bunu verir. Kesin mühletimiz 1 yıl artı 6 ay, yine hasta ticaret mahkemesi verir. Bu süreler içerisinde sevgili arkadaşlarım, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir ancak satış yapılamaz. Konkordato ile ilgili arkadaşlarım, projeyi onaylayacak olan yine Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. Kişi iflas etse mi daha çok para alacaklar? Konkordato sonrasında mı para alacak? Asliye Ticaret Mahkemesi önce buna bakar. Sonra arkadaşlarım, konkordato projesinde orantı var mı, bunu inceler. Orantı ile kastım şu: kişinin projede elimde işte 6 milyon para var. Alacağım 4 milyon, toplam 10 milyonum var. Ama projede ben 20 milyon lirayı ödemeyi vaat ediyorum. 10 milyonum var toplamda. Ama ödemeyi vaat ettiğim miktar 20 milyonsa orantı yoktur. Arada bir 10 milyonluk açık vardır. Yani orantı da olmalıdır. Daha sonra arkadaşlarım, konkordatoda bir alacaklar kurulu var. Alacakların belli oranla konkordato projesine okey demeleri lazım. Onu onaylamaları lazım. Sonra gerekli masrafların yatırılması lazım. Ve arkadaşlarım, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konkordatoyu onaylamasıyla konkordato ne olur, gerçekleşir. Konkordato nasıl bir süreçtir? Konkordatoda kişi borçlarını ya vadeye yayar, ya alacaklar borcun bir kısmından vazgeçer, yahut karma konkordato dediğimiz hem vadeye yayma hem de alacakların bir kısmından vazgeçmesi şeklinde sunulan projenin Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edilmesidir. Peki, şimdi değişiklikler önemli dedik. Önce konkordatodan bahsettik değerli arkadaşlarım. Sonra neden bahsedebiliriz? Sonra arkadaşlarım, şöyle bir bakalım. Ben de şunu bir işaretleyelim. Kalem olarak. Şimdi icra dairesinde başlar, icraat ve hukukunda her şey. İcra dairesinin çalışanları arkadaşlarım, devlet memuru bildiğimiz. Yani 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan, 9, 6, 8, 5, 5, 5 çalışan kural olarak devlet memurları. Bunlar ne yaparlar? Takip talebini alırlar, takibi ödemeyi ya da icra emri gönderirler, haciz yaparlar, satış yaparlar, sıra cetveli düzenlerler, paraları paylaştırırlar. Alacağını alamayan alacakları da aciz vesikası düzenlerler. İcra dairesi çalışanlarının arkadaşlarım, şöyle bir bakalım. Evet, hukuki sorumluluğu bizim için sınav sorusudur. Dolayısıyla icra dairesi çalışanları, şöyle bir yapalım. Kalemimizi bir çizelim. Devlet memurları olmaları sebebiyle hukuki sorumlulukları meydana geldiğinde, mesela haciz sırasında icra müdürüm cebine para attı ve bunun nedeniyle zarara uğrayan alacaktım tazminat davası açacak. Tazminat davası nereye açar? Sevgili arkadaşlarım, tazminat davasını devlete açar. Nerede açar? Adliye mahkemelerinde açar. Ve devlet ödediği parayı ne yapar arkadaşlarım? Bir yıl içinde rücu eder. Bu durum hem icra ses hukuku hem arkadaşlarım genel idare hukuku, anayasa hukuku sınav sorusudur. Çünkü anayasanın 129. maddesi der ki, devlet memurlarının tazminatı gerektiren bir suçları olunca dava devlete açılır. Devlet daha sonra ilgili memura rücu eder der. İcra iflas hukukunda bunun karşılığı icra iflas dairesi görevlileriyle ilgilidir. Ama icra iflas dairelerinin görevleriyle ilgili kusurlarından doğan tazminat davaları adliye mahkemelerinde açılır. Bu da çıkmış sınav sorusudur. Yani mahkeme arkadaşlarım idare mahkemesi değildir. İcra dairelerinin
olumlu ve olumsuz yükümlülükleri vardır. İcra dairesinde çalışanlar dosya açmak ve tutanak düzenlemek zorundadırlar. Yaptıkları her işlemi o dosyalarda ve o tutanaklarda görebilirsiniz. Tutanaklar alenidir. İlgisi olan herkes tutanakları inceleyebilir. İkinci arkadaşlar, olumlu yükümlülüğü para ve değerli eşyaları tevdi etmektir. Haciz sırasında icra dairesi çalışanları üç şeye fiilen el koymak zorundadır. Para, kıymetli evrak ve kıymetli maden. Çünkü borçlu paraya el koymazsanız hacı sırasında parayı harcar. Kıymetli evrağı cirolar, kıymetli madeni de altını da satar. Üç şeye fiilen el koyacağız arkadaşlarım. Onun dışında kural olarak tutanak üzerinde haciz gerçekleşir. Yani gerekmediği durumlarda attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmelidir. Ne yapamayız arkadaşlar? Televizyonu haciz ettiğimiz zaman kural olarak tutanak üzerinden haciz eder. Yedi emin olarak oradaki kişi kimse ona bırakırız. Bu arada arkadaşlarım, hacizden %100 her yıl soru geliyor demiştik. Eğer aynı amaçla kullanılan eşya icra iflas kanunu 82. maddesine göre birden fazla ise, yani bir evde iki tane televizyon varsa yalnızca bir tanesini haciz etmemiz mümkündür. 2010 yılında dedik, çok önemli bir değişiklik oldu kanunumuzda. Bu değişikliğe göre arkadaşlarım, 5.7.2012'de icra iflas kanununda değişiklik oldu. 2018'de oldu. İflas ertelemesi kalktı. Konkordato yenilendi. Ve 2021'de arkadaşlarım, satışta önemli değişiklikler oldu dedik. İşte 2012 yılında yapılan değişiklikle yapılan ödemeleri kabul etmek artık icra dairesinin yükümlülükleri arasında değildir. 2012'de yapılan değişiklikle Adalet Bakanlığı'nın belirlediği bir banka, işte Vakıflar Bankası mesela, bu bankaya ödeme yapılacaktır. Peki gelelim olumsuz yükümlülüklerine. Değerli arkadaşlarım, olumsuz yükümlülükleri birincisi İcra İflas Kanunu'nun 10. maddesinde düzenlenen yakınlarına ait iş görme yasağıdır. İcra müdürü kendisinin, eşinin, nişanlısının, az soyu üst soyunun kan kayınsımlığı yönünden, üçüncü derece dahil kan kayınsımlarının temsilci, vekili, müstahdemi olduğu kişilerin işlerini göremez. Eğer gördü, şikayet etmezseniz arkadaşlarım, işlem geçerlidir. Yani şikayet yoluyla iptal edilmelidir. İkinci yasak sözleşme yapma yasağıdır. Kanunumuzun 11. maddesinde düzenlenmiştir. İcra müdürleri ve orada çalışanlar baktıkları dosyalarla ilgili sözleşmesel ilişki içine giremezler. Mesela haczedilen malın ihalesine girip satın alamazlar. Borca kefil olamazlar. Alacağı temlik edemezler. Bu yasak için arkadaşlar iptal ettirmeye gerek yoktur. Şikayet etmeye gerek yoktur. Zaten yapılan işlem batıldır. Sevgili arkadaşlarım, 2021'de yapılan değişiklikle icra dairelerinin başına icra daireleri başkanlığı getirilmiştir ama henüz aktif olarak çalışmaya başlanmamıştır. Gelelim icra mahkemesine. Değerli arkadaşlarım, icra mahkemesi değişik bir mahkeme. Çünkü icra mahkemesi kural olarak farklı 3 özelliğe sahip ve bu 3 özellik de sınav sorusu olarak karşımıza çıkar. İcra mahkemesi 1. Basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama taraflara birer dilekçe hakkının verildiği yargılamadır. İcra mahkemesi adli tatilde çalışır arkadaşlarım. Üç önemli özelliği var. Bu mahkemede her türlü delille değerlendirme ilkesi uygulanmaz. Sadece belge üzerinden sınırlı inceleme yapılır. Sınırlı inceleme yapılan bir dosyada maddi anlamda verilen kararlar kesin hüküm oluşturmaz. Maddi anlamda kesin hüküm oluşturmazsa bir karar, yeniden dava açabiliriz. Maddi anlamda kesin hüküm oluşturma şu demektir, bir daha aynı konuda dava açamayız. Beğenmediğimiz kararı tabii ki istinaf yoluna, üst yargıya götürebiliriz ama o konuda yeniden dava açamayız. Halbuki icra mahkemesinde verilen kararlarla ilgili icra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm oluşturmadığından
elinden dava açmak mümkündür. İcra mahkemesinin verdiği kararlar maddi anlamda kesintisiz oluşturmadığından yargılamanın yenilenmesi yoluna gitmek mümkün değildir. Çünkü yargılamanın yenilenmesi yoluna biz ancak maddi anlamda kesintisiz oluşturan kararlarla ilgili gidebiliriz. Arkadaşlarım, bu üç tane icra mahkemesinin özelliği sorudur. Bunun da istisnaları vardır. Bu da ayrıca sınav sorusu olarak sorulmuştur. Nedir bu istisnalar? İhalenin fesi ve istihkak davası soru olarak gelmiştir arkadaşlarım. İhalenin fesi ve istihkak davasında bu üç kuralın istisnası vardır. Dolayısıyla her türlü delile değerlendirme ilkesi vardır. Kararlar maddi anlamda kesin hükümdür ve yargılamanın yenilenmesi yolu açıktır ve soru olarak da bize gelmiştir. Peki, icra ilkes hukukunda sevgili arkadaşlarım, öngörülen süreler nasıl süreler? Hak düşürücü süreler. Hak düşürücü süre ne demek? Eğer süresinden sonra bu işlemi yaparsanız geçersiz demek, hakkınız düşer demek. Ama icra organları için öngörülen süreler düzenleyici süreler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlarım, kural olarak tatil ve talik hallerinde biz icra işlemi yapmıyoruz, takip işlemi. İcra takip işlemini icra organları gerçekleştirirken, taraf takip işlemini alacaklı borçlu üçüncü kişi dediğimiz taraf gerçekleştirmektedir. Tatil halleri nelerdir? Mesela gece vakti arkadaşlarım, tatil halidir. Güneşin batmasından bir saat önce ve doğmasından bir saat önce. Ama normalde haciz yapılamaz bu saatlerde. Ancak tebligat yapılabilir. Bazı durumlarda haciz yapılabilir. Mesela mal kaçırma tehlikesi varsa. Gece vakti iş yapan yerlerde, restoran gibi, bar pavyon gibi yerlerde hasılat hacizi dediğimiz kasa hacizi yapılır. Gündüz başlamış haciz bitmezse gece devam eder arkadaşlarım. Yine kural olarak tatil günlerinde de icra takip işlemi yapılmaz ama istisna olarak haciz yapılabilir, tebligat yapılabilir ve muhafaza tedbiri alınabilir. Talik dediğimiz erteleme hallerimiz ise şunlardır. Şu durumlarda icra takibi ertelenir. Borçlunun yakınlarından birinin ölmesi. Yakınları kavramı alt soy üst soy ölümüdür. 3 gün İcra takibi ertelenir. Çok dikkat edelim. Yan soy buna dahil edilmemiştir. Meden hukukta gördünüz. Sınav sorusu olarak çıkmıştır. Kardeş ve yeğen ölürse arkadaşlarım, o zaman icra takibi ertelenmez. Borçlunun asker olması, borçluya vekil ataması için süre verilir. Borçlunun tutuklu ve hükümlü olması, 1 yılın üzeri tutukluluk medeni kanundan hatırlayalım, meden hukuk dersimizden kısıtlanma sebebidir, vasiye atanır. 1 yılın altında da borçluya vekil için süre verilir ve bu sürelerde icra takip işlemi yapılmaz. Borçlunun ağır hastalığında ve yine borçlunun ölümünde arkadaşlarım, takip işlemleri ertelenecektir. Borçlu ölürse ölüm günü dahil icra takip işlemi 3 gün ertelenecektir. Peki, sevgili arkadaşlarım, icra dairesi çalışanlarının yaptıkları yanlış işlemlerde icra dairesi çalışanlarını biz şikayet edebiliriz. Sınavda şikayetle ilgili soru gelirse şikayet nereye yapılır? Şikayet icra mahkemesine yapılır. Peki gelelim takip usullerimize. Değerli arkadaşlarım, 1. takip usulüm genel haciz yolu. Bir miktar para alacağı ve teminat alacakları için gideceğimiz yol genel haciz yoludur. Genel haciz yolunda nasıl olur işlemler? Genel haciz yolunda arkadaşlar alacaklı bir takip talebi hazırlar. Hazırladığı takip talebini icra dairesine verir. İcra dairesi 3 gün içinde borçluya bir ödeme emri gönderir. Ödeme emrinde 3 kuralım var. 7, 7, 7. Öde, itiraz ve mal beyanı. Bu 7-7-7 dediğimiz bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Ve sınav sorusu olarak gelir. Değerli arkadaşlarım, genel haciz yolunda itiraz yazılı ya da sözlü
tutanağa geçirmek suretiyle sözlü ya da yazılı olarak icra dairesine yapılır. Peki, iki çeşit itirazımız vardır. Biri imzaya itiraz, diğeri borca itiraz. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya tekrar çizelim. Takip talebini hazırladık. İcra dairesine verdik. İcra dairesi 3 gün içinde borçluma bir ödeme emri gönderdi. Ödeme emrinde hangi kurallarım var? 7, 7, 7. Öde, itiraz et ve mal beyanında bulun. İtiraz, icra dairesine yapılır. İki çeşit itirazım var. Borca itiraz ve imzaya itiraz. Borca itiraz, tam itiraz ve kısmi itiraz. Kısmi itiraz yapacaksak miktarı belirtmek zorundayız. Benim borcum bu kadar değildir. Geçerli bir itiraz değildir. Ama tam itirazda itiraz ediyorum demek dahi yeterlidir. İmzaya itiraz edeceksek bu itirazın açıkça ve ayrıca yapılması gerekir. Usulüne uygun yapılan itirazla takip kendiliğinden durur değerli arkadaşlarım. Duran takibi harekete geçirmek için şöyle bir bakalım. Ne yapacağız? Borca itirazda arkadaşlarım, duran takibi harekete geçirmek için alacaklının gideceği iki tane yol vardır. Bunlardan biri itirazın kesin kaldırılması talebidir. Diğeri itirazın iptali davasıdır. İtirazın iptali davasında genel mahkemelerimiz görevlidir ve süre 1 yıllık hak düşürücü süredir. İtirazın kesin kaldırılmasında icra mahkemesi görevlidir. Süre 6 aydır. İtiraz arkadaşlar iptal edilir ya da kaldırılırsa ancak o zaman takip kesinleşir ve haciz yapılabilir. Peki imzaya itirazda ne olur? İmzaya itirazda değerli arkadaşlarım, takip durmuştur. Duran takibi harekete geçirebilmek için yine alacaklının gideceği iki yol vardır. Biri itirazın, şöyle yapalım, imzaya itirazda. Alacaklı ya itirazın geçici kaldırılması ya da itirazın iptali davası yoluna gider. İtirazın iptali genel mahkemeler 1 yıl, itirazın geçici kaldırılması icra mahkemesinde 6 aylık hak düşürücü sürede gidilecek yoldur. Sevgili arkadaşlarım şu sırayı unutmayalım. Borca itiraz, itirazın kesin kaldırılması. Eğer alacaklının itirazın kesin kaldırılması talebi kabul olursa borca itirazda borçlunun en son gideceği yol menfi tespit davasıdır. Eğer imza itirazda alacaklı itirazı geçici kaldırırsa borçlunun gideceği yol 7 günlük süredeki 7 günlük süre sınav sorusudur. Genel mahkemelerde borçtan kurtulma davasıdır. Tekrar ediyorum, şu sıra bizim için önemlidir. Borca itiraz, itirazın kesin kaldırılması ve sonra menfi tespit davası. İmzalı itiraz, itirazın geçici kaldırılması ve en son borçluya gideceği yol borçtan kurtulma davasıdır. Borçtan kurtulma davası 7 gün içinde genel mahkemelerde açılır. Borçtan kurtulma davası bir özel dava şartımız var. Bu da sınav sorusu olarak gelir. Borçlunun bu davanın görülebilmesi için borç konusu miktarın %15'ini teminat olarak ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine depo etmesi gerekir. Aksi takdirde davaya bakılmaz, dava usulden
reddedilir. Peki arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Takip kesinleşmeden haciz işlemi gerçekleşmez. Hacizden de bize mutlaka her yıl soru geliyor. Haciz ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde talep edilmelidir. Bu da sınav sorusudur. Yoksa dosya işlemden kaldırılır. Değerli arkadaşlarım, haciz çeşitlerimizi çok seviyor ÖSYM. İhtiyati haciz koruma tedbiridir. Görevli mahkeme genel mahkemelerdir. Kesin hacize dönüşmeden bize malları satış imkanı vermez. Geçici haciz, biraz önce size gösterdiğim imzaya itirazla itirazın geçici kaldırılması üzerine söz konusu olur. Kesin haciz takip kesinleşince olur. İlave haciz hacize iştirak halinde ancak arkadaşlarım talep ile gerçekleşir. Soru şöyle gelir. Hacize iştirak halinde talep ile gerçekleşen haciz aşağıdakilerden hangisidir? İlave haciz. Tamamlama hacize işe paraların paylaştırılması aşamasında icra müdür tarafından reysen gerçekleşir. İkisi de sınav sorusu olarak en çok çıkan konulardan biridir. Sevgili arkadaşlarım, neler haciz edilir, neler haciz edilmez, bu önemli. Devlet malları haciz edilemez. Ekonomik faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürmesi için gerekli olan her türlü eşya. Mesela bu 2012 yılında değişmiştir ve 2012'den sonra sınavda bize terzinin dikiş makinesi sorulmuştur. Terzinin dikiş makinesi haciz edilemez. Para, kıymetli evrak, kıymetli maden haricinde borçluyla aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya, aynı amaçla kullanılan eşya birden fazlaysa, mesela iki televizyon varsa sadece biri haciz edilir. Sevgili arkadaşlarım, borçlunun ailesinin iki aylık yiyecek yakacağı, borçlu ailesi için gerekli ise hayvan bulunduruyorsa bir süt veren manda ya da küçük baş üç tane keçi ya da koyunu, bunların aylık yeme yataklığı haciz edilemez. Hiçbir emekli maaşı haciz edilemez arkadaşlarım. Bakın, çalışanların maaşlarının işçi ise en fazla 1/4 haciz edilir. Memursa 1/4'ten başlayarak haciz edilir. Ancak emekli maaşı haciz edilemez. Sorularda gelirse emekli ikramiyesinin haciz edildiğine dikkat edelim. Yine borçlunun hane münhasip evi sınav sorusu olarak gelmiştir. Öğrenci bursları 2012 yılında yapılan değişiklikte haciz edilemeyecektir. Bunlara da dikkat edelim. Taşınır malların hacizi tapuya şerh verilmek suretiyle olur. Taşınmaz malların hacizi tapuya şerh verilmek suretiyle olur. Taşınır malların hacizinde arkadaşlarım 3 şeye fiilen el koyar icra müdürü: para, kıymetli evrak, kıymetli maden. Onun dışında tutanak üzerinden haciz gerçekleşir. Yetişmemiş mahsuller yetişme zamanından en erken 2 ay önce haciz edilir. Üçüncü kişilerdeki mal ve alacakların hacizi için İcra İflas Kanunu 89'daki sırasıyla 1, 2 ve 3. haciz ihbarnameleri gönderilir. Peki sevgili arkadaşlarım, gelelim sınav sorusu olarak bize soru gelecek beklediğimiz yere, satışa. Değerli arkadaşlarım, 2021 yılında Kasım ayında yapılan değişiklikle satış isteme süreleri, ki sınav sorusu olarak bekliyoruz, genel haciz yolunda taşınır ve taşınmaz da bir yıl olarak değişmiştir. Dikkat edelim. Bu bir yıllık sürede eğer satışı talep etmezse alacaklı, ne olur? O mal üzerindeki haciz düşer. Şimdi arkadaşlarım, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ise halen satış isteme süreleri aynıdır, değişmemiştir. Taşınırlarda 6 ay, taşınmazlarda 1 yıl. Genel haciz yolunda ikisi de 1 yıl olmuştur 2021 yılında, dikkat edelim. Rehnin paraya çevirmesi yola takipte bu sürelerde satışı istemezsek haciz değil,
dikkat edelim, tüm takip düşmektedir. Bu da ayrıca sınav sorusudur. Satış isteme süreleri taşınır taşınmaz da 2021 Kasım'dan itibaren 1 yıl olmuştur. Ancak rehinin paraya çevirmesi yoluyla takipte değişmemiştir. Taşınırları da satış isteme süresi 6 ay, icra müdürüm 2 ayda satışı gerçekleşecek. Taşınmazlarda 1 yıl, icra müdürüm 3 ayda satışı gerçekleştirecektir. Sevgili arkadaşlarım, yine satışla ilgili en önemli değişik ihalenin feshidir. İhalenin feshi isteyebilecekler kanunda 2020'de 21'de değişmiştir. 2021 Kasım'da yapılan değişiklikle ihalenin feshini isteyebilecekler. Satış isteyen alacaklı, borçlu, fesh süreli ihaleye katılanlar. Dördüncü değişikliğim resmi sicildeki ilgililer. Beşinci olarak sınırlı aynı hak sahipleri. Şu ikisi arkadaşlarım yeniliktir. Peki eski hali neydi kanunda? Eski hali sadece tapu sicilindeki ilgililerdi. Bu resmi sicildeki ilgililer olarak değişmiştir. Yani trafik sicilindeki ilgili de artık neyi isteyebilecektir arkadaşlarım? İhalenin feshini isteyebilecektir. İhalenin feshini isteme süresi 7 gün. En geç ihaleden itibaren 1 yıl içinde satış yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden şikayet yoluyla talep edilir. İcra mahkemesi deyince aklımıza lütfen şikayet gelsin. İcra mahkemesi çünkü incelemesini şikayet yoluyla gerçekleştirecektir. Peki gelelim paraların paylaştırılmasına. Paralar paylaştırılırken 2018 yılında kanunumuzda yapılan değişiklikle birinci sırayı rehinli mallar almıştır. Devletin alacakları malın aynından kaynaklı alacakları ikinci sıradadır. Şu değil arkadaşlarım. Üçüncü sırada imtiyazlı alacaklar vardır. İmtiyazlı, öncelikli alacakların 3 tane arkadaşlarım gruptan oluştuğunu görüyoruz. İşçi alacakları, nafaka alacakları, işverenin bazı borçları. Bunlar önemli çünkü konkordato onaylanırsa bunlar konkordatodan etkilenmezler. Tekrar ediyorum. İmtiyazlı alacakların birinci sırasındaki alacaklar konkordatodan etkilenmeyecektir. Nelerdir bunlar? İşçi alacakları, nafaka alacakları, işverenin bazı borçları. Peki gelelim borç ödemeden aciz belgesine. ÖSYM bunu da çok sık sormaktadır sorularda. Takip sırasında borcu yetecek kadar malı yoksa icra dairesi geçici aciz belgesi düzenler. Mal var ama arkadaşlar borcu yetecek kadar değil. Kesin aciz belgesinde ise haciz edilebilecek hiçbir mal, hiçbir alacak yoktur. İkisinin de sonucu nedir? Tasarrufun iptali davasının özel dava şartı olmalarıdır. Yani tasarruf iptal davası açarken elinizde mutlaka aciz belgesi gerekmektedir. Aciz belgesi arkadaşlarım 20 yılda zaman aşımına uğrar. Gelelim kambiyo senetlerine. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip. Geçen sene kambiyo senetlerinin neler olduğu bize sınav sorusu olarak sorulmuştu. Bono, poliçe ve çek kambiyo senetlerimiz. Elimizde kambiyo senedi varsa ticaret kanununda, ticaret hukukunda diyor ki tacirler farklı insanlar, bunlar basiretli iş adamı ve icraatlas kanunda onlara özgü bir takip yolu olsun. Elinizde bono, poliçe, çek varsa kambiyo senetlerine mahsus haciz yolla takip yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Bir takip talebi düzenleyeceksiniz. Mutlaka sınav sorusu senedin aslına takip talebini ekleyeceksiniz.
ve icra dairesi borçluya bir 3 gün içinde ödeme emri gönderecek. Ödeme emrinde burada ne kuralım var? Gene haciz yolunda 7-7-7 kuralım vardı. Burada 5-10-10 kuralım var. İtiraz, öde ve mal beyanı süreler bizim için sınav sorusu. Genel haciz yolunda itirazı icra dairesine yapıyorduk. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda itiraz arkadaşlarım icra mahkemesine yapılır. Genel haciz yolunda itirazla takip duruyordu. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu da itirazla takip durmaz. Senedin aslını arkadaşlar eğer UYAP üzerinden takip yapmışsanız bilgisayarda 3 gün içinde icra dairesine vermeniz gerekir. Kambiyo senetleri de böyle ara ara soru olarak geliyor. Arkadaşlarım icra müdürü kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu takip yaptınız. Mutlaka şunları re'sen gözetir. Senedin aslı, senedin senet niteliği, senedin vadesi, alacaklının takip yetkisi, borçun içinde yer aldığı ve protesto. Neyi gözetmez diye sınav sorusu olarak sorar. Zaman aşımını icra müdürüm re'sen gözetmez. İcra müdürüm şu hususları gözetmedi. Bununla ilgili şikayet yoluna gider borçlu. Mesela senedin aslı yok. Vadesi gelmeden ödeme emri gönderirse borçluya 7 gün içinde şikayet yoluna gider. Diğer durumlarda 5 gün içinde şikayet yoluna gider. Peki arkadaşlarım. En çok soru gelecek bizim beklediğimiz yerler. Birincisi sürelerde arkadaşlar. Sürelerden soru gelecek. Daha önce benim dersimi dinleyen varsa aranızda sürelerle ilgili paylaşımda bulunmuştuk. Biraz önce de arkadaşlar bir sürü süre gördük. Konkordato'da geçici süre 3 ay artı 2 ay. Kesin süre 1 yıl artı 6 ay. Genel haciz yolunda arkadaşlarım ödeme evrinde 7-7-7 kuralım var. Kambiyo senetlerinde 5-10-10 kuralım var. 5 itiraz, 10 öde, 10 mal beyanı. Süreleri sorar. Konkordato'dan süre sorabilir, dikkat edelim. Yine arkadaşlarım mutlaka hacizle ilgili bir soru geliyor her yıl. Buna dikkat edelim. Değişiklikler önemli. 2021 yılında satış isteme süreleri değişti. İhalenin tesisini isteyebilecekler değişti. Bunlar da bizim için önemlidir. Peki, kısaca arkadaşlarım icraat hukukunda KPSS'de neler çıkabilir? Bunların üzerinden şöyle bir geçtik. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlarım zevkle cevap veririm. Kambiyo senetlerine bir dikkat edelim. Mesela rehinin paraya çevrilmesi yola takip her yerde arkadaşlarım önceliklidir. Ancak alacak, ay ne demek Sibel'cim, alacak kambiyo senetine bağlıysa rehinin paraya çevrilme yoluna gidilmeden kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla da takip yapılabileceğine dikkat edelim. Dediğim gibi yeniliklere dikkat edelim. Bizim tanıtım derslerimiz vardı. Onlarda yine soru çözmüştük. Onlara da bakalım. Sevgili Sibel dışında bir şey söylemek isteyen ya da soru sormak isteyen arkadaşım var mı? O zaman arkadaşlarım size sınavda başarılar diliyorum. KPSS ile ilgili bizim minik kamplarımız oluyor. Hatta 16 ve 17'de borçlar hukuk ve icraat hukukunda tek kuzenli kamp yapacağız yine. Soru çözümü yapacağız. Dileyen arkadaşlarımızı kamplarımıza bekliyoruz nokta atışlarımız için. Neler yapabiliriz? Sınavda başka nelere dikkat etmeliyiz? İcra ve borçlar hukuku dersinde Eylül ayından sizlerle birlikte olacağım tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Ana derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.